Oyuncu, şarkıcı Defne Samyeli bebek trafiğinde görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj talebini nezaketle karşılayan hanımefendi, direksiyon başında olduğu için sohbeti kısa tutarken hemen akabinde soluğu bebekte bulunan bir otelde aldı. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Her şey çok iyi. Teşekkürler. Var mı yeni projeler? Var yeni projeler. Hep devamlı çalışıyoruz işte, görüyorsunuz. Bir dizide göreceğiz mi? Yeni sezonda sizi. Aa, ilginç. Görüşüyoruz. Peki, tamam o zaman. Gönlüme göre bir iş olunca tabii. Yeni şarkı çıkıyor. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Herkes korkmuş aşktan, ben aşkın ta kendisiyim. Uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taşlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Can Asya 2 yaşına bastı. Ünlü çift kızlarının doğum gününü bir partiyle kutlarken Can Asya'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti. İki doğdun Celiko, iki doğdun, iki doğdun, mutlu yıllar sana. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken dizinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Emrah Altıntoprak'tan eğlenceli bir paylaşım geldi. Çekimler sırasında Semih Cenk'in Canın Sağ Olsun şarkısını söyleyerek dans eden ünlü ikili bu keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. Canın sağ olsun, canın sağ olsun, ben dilerim kadersem. Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda arkadaşıyla birlikte oturduğu bir kafede duygusal anlar yaşamıştı. Ağlarken görüntülenmek istemeyen Aksüyek'in kendisini dakikalarca tuvalete kilitlediği öne sürülmüştü. Nişantaşı'nda bir araya geldiğimiz hanımefendi bu konuya açıklık getirdi. Ailem falan var ya, bir olaya üzülmüştüm. Annem babam hani üzülmesinler, öyle bir şey görmesinler diye de sizden rica etmeme rağmen siz çektiğiniz için ben de hani öyle görüntü vermemek için içeri girdim. Yani tuvalete falan kilitlemedim tabii ki kendimi. Aksüyek yıllar evvel kameralardan kaçmak isterken tuvalet camında sıkışıp kalan Hande Ataizi ile kıyaslanması hakkında da konuştu. Hande Ataizi olayı vardı. Yo, onlar sizin o yani güzelleştirmeniz, olayları haber haline getirmeniz. Bu piyasa için fazla duygusalım. Ben bu piyasa için fazla duygusalım. O yüzden çok fazla şey yapamıyorum. Üzülüyorum yani hani. Onu söyleyebilirim sadece. 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte ünlü ismi hastanede ziyaret etti. Gayet iyi. Daha da iyi olacak. Yani zamanla ihtiyaç var biraz. Şu anda iyiydi yani, oturuyordu. Sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Nilüfer, Reha Muhtar'ın psikolojik durumu hakkında da bilgi verdi. Ben gayet iyi gördüm. Biraz yorgun tabii ama ben iyi buldum yani. Onun için içim rahat ayrılıyor. Reha Muhtar hastaneye kaldırıldıktan sonra Deniz Uğur'la Nilüfer arasında kriz yaşanmış ve Deniz Uğur ünlü sanatçıyı oğlu Rüzgar Poyraz'ı kaçırmakla suçlamıştı. Çocuğuma ulaşamıyorum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum, hiçbir telefondan hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum, bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu yani Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Uğur'un suçlamalarına çektiği bir videoyla yanıt veren Nilüfer iddiaları yalanlamıştı. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Deniz Uğur, Nilüfer'in bu açıklaması sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla krizin çözüldüğünü duyurmuştu. Peki Reha Muhtar tüm bu olup bitenden haberdar mıydı? Yok, o konularda ilgisi yok. Deniz Hanım'la da buzlar eridi, onu da ben... Konuştunuz mu hiç? Hayır, sizi... Tatsızlık devam ediyor mu kendi aranızda? Bir şey konuşmak istemiyorum. Açıklamaları zaten verdiniz. Peki, teşekkürler. Geçmiş olsun tekrardan. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ekibi ikinci sezonunu Beyoğlu'nda bir yemekle kutladı. Başrol Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı mutluluklarını paylaştı. Yani bu dizinin her şeyi, her anı, her adımı büyülü benim için. İkinci sezon da öyleydi. Yeni ve çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız da katıldı bize. Şahaneydi her şey. Aramıza yeni katılan oyuncular, birinci sezon da oyuncularımız için de aynı şeydi ama bu oyuncularımızla beraber iş biraz daha da çok daha keyifli bir hale de gelmiş. Ya, üzerine koymamızı sağlamış yeni gelen arkadaşlarımız. Kalp ülkesine doğru yola çıktım. Ateşten denizi geçtim. Ömrümde gördüğüm en tuhaf kadına aşık oldum.
İlk sezonda Tansu Biçer tanıdık bir sima olarak galada yer alırken, ikinci sezonda kadroya Nezaket Erden, Güven Murak Akpınar ve Tülin Özen dahil oldu. Yani harika bir diziye girdiğimi bilerek başladım. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Gerçekten çok neşeli bir macera, hem derdi olan hem de neşesi olan bir macera bıraktılar. Biz de o hikayenin içine dahil olduk. Uyarıyorum seni, benden söylemesi. Sonra sen de birden ortadan kayboluverme. Bu arada Hazal Kaya'nın bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu formunun sırrını da paylaştı. İki çocuk peşinden bütün yaz koşarsanız hep birlikte, siz de emin olun göreceksiniz ki. Yani ne bileyim, iyi beslendim. Sevmiyorum ya ben bu konularda konuşmayı. Evet. Anla beni. Güzel oyuncu tarz değişikliğine kısalttığı saçlarıyla devam etti. Aniden değiştirdiği saçları da merak konusu oldu. Daraldım. Çok sıkıldım. Evet. Tamamen buhran. Buhran. Tabii. Bir buhran. Aa, yeter be bu saçlar falan dediğim bir anın sonucu bu. Çok da mutluyum, iyi oldu. İki sezon boyunca ekranlarda Ömer dizisiyle fırtınalar estiren Selahattin Paşalı ise bu yıl için aldığı kararı paylaştı. Sanırım kızım 4 aylıkken çalışmaya başladım. Neredeyse 2 yaşındayken iş bitti gibi oldu. Dolayısıyla hiçbir şey anlayamadım, yaşayamadım. O yüzden biraz ailevi iş dengesini kurabilmek için böyle bir tercih var. Hatta inşallah olursa da bir tiyatro oyunu yapmak, biraz daha mesleği ve aile hayatını dengeli yaşamak istiyorum. Tabii bir de Selahattin Paşalı'nın dillerden düşmeyen, anketlerde onu zirveye taşıyan yakışıklılığı vardı ki bu konuyla ilgili sorular ünlü oyuncuyu oldukça utandırdı. İlk defa senden duyuyorum. Hadi bakalım. İlk defa senden duyuyorum. Efendim, sosyal medyayı takip eder misiniz? Tabii ki yani ediyorum. O zaman yakışıklı anketlerine bir baksanız iyi olur efendim. Gerçekten her ankette birinci siz çıkıyorsunuz. Ya, yok abi. Bu arada şaka yapmıyorum. Dedin? Mükemmel. Doğrudur. Oy verenlere katılıyorum. Birazcık utandırdık galiba Selam. Evet. Biraz daha böyle devam etseniz de ben çok eğleniyorum. Bir diğer taraftan tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Nari'nin katledilmesiyle ilgili ünlü isimler de sessiz kalmadı. Yaşanan acıya bir tepki de Hazal Kaya'dan dizisinin galasında geldi. Söyleyecek çok şey var. Ama buraya adım adım gelindi. Bu kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil. İlkinde adalet sağlanmış olsaydı bugün bu noktaya geleceğimizi de düşünmüyorum ben. Adil cezalarla bir Nari'ni daha kaybetmemeyi diliyorum, umuyorum. Aramaların 19. gününde Nari'nden gelen acı haber herkesi yıkarken, geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Can'la ilk kez annelik duygusunu tadan Ezgi Mola, büyük bir üzüntü ve öfkeyle tepki gösterdi. Bunun sebebi olan herkesin göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Teşekkür ederim. Peki, ayrıca o tabutun üstüne, o duvak yerine önlük, oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerinde berbat buluyorum. Teşekkür ederim. Türk sinemasının unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit de yaşanan vahşete sessiz kalmadı. Narin için adalet istedi. Ah, büyük bir travma yaşattığı Türk ulusuna ağır bir ceza alması gerekiyor buna sebep olanların. Yani ömür boyu mahrum kalmalılar hayattan ve ibret olmalı böyle insanlara. Konuşması çok zor bu konuda. Ben de anneyim, anneanneyim. Her can çok kıymetli. Dolayısıyla çok üzgünüm. Melike Şahin ise Harbi Açık Hava konserinde Nari'ni anıp gözyaşlarına boğuldu. Erkek bir seyircisinden gelen ağlama çıkışına da cevap veren ünlü şarkıcı acısını işte böyle paylaştı. Yani... Ağla! Ağlamayacağım. Melike Şahin yakarışına devam etti. Suçluların cezasız kalmamasını diledi. Çünkü üzgünüm, çünkü üzgünüm ve öfkeliyim. Bir çocuğa bunu yaptıkları için öfkeliyim. Sizin de modunuzu çok düşürmek istemiyorum çünkü biraz bunları ara vermek için beraber yaşadığımız bir saat ama bunu yapanların da, bunu görüp sessiz kalanların da bu dünyada ve diğerinde şimdi içimin yandığı bir katı kadar yanmasını ümit ediyorum. Bir Gece Masalı dizisinde Burak Deniz'le partner olan Su Burcu Yazgı Coşkun, yayınlanan ilk bölümün ardından eleştirilere Cihangir'de cevap verdi. Eleştiriler geldi ama yani biz ikimiz de oyuncuyuz Burak'la. İşimizi yapıyoruz, karakterlerimizi canlandırıyoruz. O yüzden işimize devam ediyoruz tabii ki. Ne yapıyordun orada? Bak yaklaşma, vururum.
Aralarında 15 yaş fark olan partnerler birçok kişi tarafından uyumsuz bulunurken Su Burcu Yazgı Coşkun eleştirilerden etkilenmediklerini paylaştı. Biz ikimiz de oyuncuyuz dediğim gibi ve işimizi yapıyoruz, o yüzden devam ediyoruz işimizi yapmaya. Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un gider ayak kalbi dolu mu boş mu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet boş. Ne zaman dolacak? Dolmayacak şu an. Neden dolu? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki iyi geceler dileriz, iyi eğlenceler. Cihangir'de görüntülere yansıyan bir diğer ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü de sessizlik hakimdi. Hazar Hanım çok kısa konuşsaydık lütfen. Nasılsın evet? Kıvırış evinizde birkaç kelime alsaydık. Ödül töreninde uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçen Sevda Demirel'i tanımakta zorlandığımız anlardayız. Siz de haklısınız, biraz estetiği fazla kaçırmış. Kötü mü olmuş onu siz söyleyin. Sevda Demirel'in yeni bir ben lazım diyerek geçirdiği estetik operasyonlarının sebebi de yıllar önce canlı yayında yaşanan ve hafızalara kazınan o talihsiz olaydı. Şimdi ben gerçekten kariyerimi istediğim noktaya maalesef 25 sene önce yaşadığım talihsiz olaydan dolayı istediğim noktaya çok getiremedim. Allah! Neredin sen? Ha? Neredin sen? Çok fazla konu oldu bu olay ve... Yani ben şarkıcılığım istediğim noktaya o hareketimden dolayı getiremedim. Pişman mısınız peki? Ya çok mutlu değilim açıkçası yani. Ama pişman da değilsiniz anladım. Pişmanım. Baştan sona tepeden tırnağa bir değişime giren Sevda Demirel 52 yaşında kendini spora adadı. Böylece geçmişindeki o olayın izlerini silmeye çalıştı. Ama gerçekten o tokat olayı unutulsun diye, beni tanımasınlar diye ben yüz nakli gibi bir şey yaptırdım. Sevda Demirel tüm estetikleri içinse bir miras yedi. Yanlış duymadınız. İşte eski mankenin estetiklerine ödediği bedel. Güzel bir araba. Zaten bana bir miras kaldı. Dededen ve yıllar sonra o mirasın, dedeciğim beni affet ne olur, mirasın paralarıyla yaptırdım. Neredeydin paraları söyle söyle. Neredeydin dolarları.